İyi akşamlar efendim. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün özel röportajda Kemal Kılıçdaroğlu bugün konuğumuz, bu akşam konuğumuz. Hoş geldiniz efendim Habertürk teşekkür ekranlarına. Ederim. Siz çok hoş geldiniz genel çok, çok, merkezimize. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bir kez daha altını çizerek teşekkür etmek istiyorum. Çünkü seçimlerden bu yana 2 ay geçti ve 2 ay içerisinde ilk defa bir televizyon programına canlı olarak katılıyorsunuz. Evet. Bizi tercih ettiğiniz için de özellikle bir kez daha teşekkür ederim. Çok zor günler geçiriyoruz. İşte her gün yeni bir şehit haberiyle uyanıyoruz. Bugün de sabah Doğu Beyazıt'tan gelen haber gerçekten yüreklerimizi dağladı. 2 askerimiz şehit evet. oldu. 31 askerimiz yaralandı. 2 ton patlayıcıyla Doğu Beyazıt'ta bir güvenlik birimimizin önünde bomba patlattılar. Mayınlanan araçlarımız vesaire. Dolayısıyla öyle bir gündem yaşıyoruz ki bundan bir ay önce tartıştığımız konular biraz geride kaldı. Onları unuttuk. Şimdi bu konularla yapıyoruz. Gündem nasıl buraya, yani nasıl savrulduk buraya? Öncelikle onu merak ediyorum, buradaki görüşünüzü. Yani Türkiye bir çözüm süreci diye bir süreçle gidiyorduk. Bir seçim oldu ve seçimde tek başına bir iktidar çıkmadı. 2 ay geçti. Evet. Hala ki o konuya gireceğiz, koalisyon görüşmeler devam ediyor vesaire. Nasıl buraya geldik? Aslında ilginç bir soru. Buraya nasıl geldik? Şöyle bir tabloyu düşünelim. 13 yıldır tek başınıza iktidarsınız. İktidar olduğunuz gün Türkiye'de terör yoktu. Abdullah Öcalan yakalanmış, hapse atılmıştı. Fakat bugün şehit haberleri geliyor. Her gün. Ve gerçekten içimiz kan ağlıyor. Bir anneyi düşünün. Anne. Çocuğu için hayatını veren anne. Yetiştirmiş, onun umudu olan. Çocuk annenin umududur. Onu yetiştirir. Besler, büyütür. Kendisinden daha iyi koşullarda yaşamasını ister. Askere gönderir, devletin güvencesi altında. Ama şehit olarak gelince o annenin acısını hiç kimse omuzlarında, sırtında taşıyamaz. Yola ne diye başladık? Analar ağlamasın diye başladık. Geldiğimiz nokta ne? Analar ağlıyor. O zaman şu soruyu bütün vatandaşlarımın oturup vicdanlarına sorması gerekiyor. 13 yılda ne oldu da analar ağlamasın diye başladık, şimdi analar ağlıyor. Bu soruya sizin vereceğiniz cevap önemli. Evet. 2 ton patlayıcıyla bir karakola saldırılıyor. Bu 50 kilo değil, 20 kilo değil. Üstünde bir kişinin üstünde taşıyacağı bir bomba değil. 2 ton patlayıcıyla gidiyorsunuz. Sormaz mısınız bu ülkenin istihbaratı nerede? Bu ülkenin güvenliği nerede? Ne oldu da bunlar bu hale geldi? Sorulacak soru çok. Ama şunu söyleyebiliriz. Eğer siz sorunu çözmede, Türkiye'nin en temel sorununu çözmede yanlış bir strateji izlediyseniz bu sorunu çözemezsiniz. Ben 2013'ün, bakın size tam tarihini de vereyim. 5 Ocak 2013'te Kürt sorununun çözülmesi için 4 temel koşula uyulması gerektiğini söyledim. Parti meclisi toplantısından. Birincisi, samimi ve dürüst olacaksınız. Bu sorunu çözmek için. Ben bu sorunu çözeceğim arkadaş. Samimi ve dürüstüm. 2. Gizli kişisel bir ajandanız olmayacak bu sorunu çözmek için. Seçimlere giriyoruz. Ben şimdilik biraz idare edeyim. Sonra biz bu işi hallederiz. Böyle bir amaçla yola çıkarsanız bu sorunu çözemezsiniz. 3. Millete izah edemeyeceğiniz angajmanlara girmeyeceksiniz. Oturuyorsanız masada, karşılıklı konuşuyorsanız ileride hesabını veremeyeceğiniz sözlerin altına imza atmayacaksınız. 4. Muhalefete bilgi vereceksiniz. Bunları yapıyorsanız size kredi açıyoruz. Buyurun sorunu çözün dedik. Bunlardan hangisinde size göre uyum olmadı. Uyum olmadı? En önemlisi hangisi? Hiçbirisinde olmadı. Dördünde de mi böyle düşünüyorsunuz? Dördünde de olmadı.
Yani çözüm sürecini Tabii dördünde de olmadı. Samimi ve dürüst bir politika izlendi mi? İzlenmedi. Bu dördünü anlattık 2013'te, 2015'te Dolmabahçe'de oturdular değil mi? Bir araya geldiler. Oturup konuştular. Sonra ne oldu? Birdenbire Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ben o görüşmeleri saymıyorum dedi. Ya ülkeyi yöneten kim? Başbakan. Sorumlu kim? Başbakan. Açıklama yapıldı. Oturma düzenine bile Sayın Erdoğan'ın müdahale ettiği böyle bir oturma düzeni olmasın, şöyle oturma düzeni olsun diye. Peki ne oldu bütün bunlar? Sayın Yalçın Akdoğan yalanladığı Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi yoktu dedi ama siz haberi olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Evet. Sayın Cumhurbaşkanından habersiz böyle bir açıklamayı yapamazlar. Reel politikaya, şu anda Türkiye'de yaşadığımız reel politikaya aykırıdır bu zaten. Peki ne oldu? Yani sonuçta tamam bir seçim oldu. Tablo çıktı oldu. Ortaya. Tabii. Neden bozuldu? En önemli, bozulmasındaki en önemli aktör Sayın Erdoğan. Açıkça karşı çıktı çözüm sürecine. Hangi gerekçeyle karşı çıktığını çıkıp topluma anlatması lazım. Her bir şehidin hesabını vermesi lazım. Yazık günahtır bu ülkeye. Bu ülkenin çocuklarına yazık günahtır. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'yi hangi noktaya taşıdılar? Şimdi kan siyaseti yaparak seçime gidilmek isteniyorsa, eğer böyle bir amaç güdülüyorsa, bunun bedeli çok ağır olur. Bütün analara söylüyorum. Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır. Bu ülkenin geleceğini öngöremeyen siyasetçi sizin çocuğunuz üzerinden siyaset yapmasın. Buna izin vermeyin. Sizin çocuklarınızın kanı üzerinden siyaset yapmasın. Buna izin vermeyin. Sizin çocuklarınız değerli. Bu ülkedeki bütün çocuklar değerli. Hepimizin çocukları değerli. Bu noktada galiba son günlerde, son değil, şu son birkaç 24 saattir tartışılan bir konu var. Evlat fedasından bahsedilen bazı açıklamalar yapıldı. Evlatların feda edileceği bir dönem diye. Kimin evladını feda ediyorsunuz? Kimin evladını? Kendi evlatlarını mı feda ediyorlar? Bakın, bakın bu konuşan, asıp kesen, asarız, keseriz, vururuz, kırarız diyen bütün o siyasetçilerin çocuklarına bakın. Bütün o siyasetçilerin çocuklarına bakın. Hangisi evladını askere gönderiyor doğru dürüst? Hangisi gönderdi? Bakın, ben aşağı yukarı bütün şehit cenazelerine katılıyorum. Ankara'daki bütün şehit cenazelerine katılıyorum. Şehit cenazeleri geçerken hemen arkadan anne, baba, akrabalar, yakınlar da gidiyor. Annelerin feryadını dinliyoruz. Bütün devlet protokolü dinliyor. O kadınların, o ailelerin, o kişilerin tamamı yoksul halk çocukları. Hiçbirisinin öyle geliri, durumu falan iyi değil. Bu ülkeyi sevdiği için askere gidiyor. Niye biz onu ateşe atıyoruz? Peki bu noktada belki birazcık da şu sorunun cevabını da nasıl verdiğinizi merak ediyorum. Evet. Şimdi bir seçim var ve Kürt Siyasal Hareketi en önemli noktası, çıkış evet. noktası barajlar var. Beni geçirmiyorlar. Parlamentoda yeteri kadar temsil edilemiyorum. Dolayısıyla Kürt sorunu parlamenter sistemde dile getirmede sıkıntılar yaşıyorum. Bir takım da haklar vesaire bunlar uzun uzun evet. konuşulabilir. Ama ve %13 gibi çok önemli bir oy alarak Türkiyeleşme yolunda da Türk halkının da büyük bir teveccühünü alarak parlamentoya geldi. Şimdi dolayısıyla Kürt Siyasal Hareketi adına hareket ettiğini söyleyen silahlı evet. grupların evet. özellikle de PKK'nın 31 yıllık mücadelesinde gelinen noktaya baktığınız zaman çok önemli bir aşama. Evet. Şimdi bu aşamada ne oldu da PKK çatışmasızlık halini bir anda kaldırdı? Ya bu sorunun cevabını verebilsek... Emin olun bu sorunun cevabını verebilecek şu anda iktidarda olanlar.
ne oldu da süreç bu hale geldi? Biz de merak ediyoruz zaten. Ne oldu da bu hale geldi? Düne kadar bir sorun yoktu. Bugün neden sorun bu kadar büyüdü? Birilerinin bu soruya açık ve net yanıt vermesi lazım. Eğer siz siyaseti, ben tek başıma iktidar olamadım, ülkede kaos çıktı, şimdi bana tekrar oy verin, tek başıma iktidar olayım, ben bu sorunu çözeyim diye yola çıkacaksanız, yani şehit kanları üzerinden siyaset yapıp tekrar iktidar olma yolunu arayacaksanız, bu doğru değildir. Sade vatandaşın çocuğu üzerinden siyaset yapılmaz. Onun kanı üzerinden siyaset yapılmaz. Hangi gerekçeyle yapıyorsunuz siz bu siyaseti? Dolayısıyla bunun... Nereden çıkarıyorsunuz siz bu siyaseti? Çok ağır bedelleri olur bunun. Topluma çok ağır bedelleri olur. Endişeli misiniz? Elbette endişeliyim. Nasıl bir endişe? Hiçbir çocuğumuz, bakın hiçbir çocuğumuzun kanının akmasını istemem bu ülkeden. Nasıl endişe duyamazsınız? İki don patlayıcıyla karakola saldırılıyor. Biz endişe duymayacağız da kim duyacak? Yolların büyük bir kısmı kapalı. PKK terör örgütü militanlarıyla yolları kapatıyor, araçları yakıyor, insanları öldürüyor, askerlerimizi öldürüyor. Nasıl siz huzursuz olmazsınız? Nasıl siz akşam başınızı yatağa huzur içinde koyabilirsiniz? Böyle bir tabloyu ortaya çıkaran bir anlayışı nasıl sorgulamazsınız? Hiç şüphesiz, ama geldiğimiz noktada önce HDP mitingleri ve parti binalarına yapılan saldırılar, saldırıların faillerinin IŞİD'le ilişkili olduğu söylenmesi, en sonda işte 30'un üzerindeki gencimizi öldüren, gene IŞİD'le alakalı olduğu söylenen ve bunun da faturasını, cezasını IŞİD'e bombalayarak ya da IŞİD'i cezalandırma yolunda bir karar alındı. Oradan başladı. İşte benim merak ettiğim şeylerden birisi şu. Normalde ben bir vatandaş olarak şöyle düşünüyorum. Yani bu tür karanlık olayları herhalde parlamentoda artık araştırırlar. Bütün partiler anlaşabilir diye. Anlaşamadılar. Yani bir şimdi şey bakınız, kuramadınız. Şimdi buradaki... Bakın size şunu çok net söyleyeyim. Türkiye'de siyasetçi görevini yapmıyor. Herkes bir sonraki seçimleri düşünerek görevini yapıyor. Emin olun, bütün vicdani rahatımla söylüyorum. Gelecek seçimleri düşünmeden bu ülkenin yüksek çıkarları için politika oluşturan sadece biziz. Bakın 32 tane gencimiz, 32 gencimiz yine işte canlı bombayla yaşamlarını yitirdiler. IŞİD militanları yaptı bunu. Sorulması gereken ilk soru şu. IŞİD'in canlı bombalarının olduğunu, bırakın güvenlik kuvvetlerini, gazeteler yazdı. Evet. Peki istihbarat nerede? Nasıl elini kolunu sallayarak oraya gidiyor? Üstelik gittiği bölge zaten bu tür olayların çok sık olduğu bir bölge. IŞİD militanlarının Türkiye'de eylem yapacağını herkes biliyordu. Yuvalarını bilmeyen mi var Allah aşkına? Gazeteler yazıyor, gidip gazeteciler röportaj yapıyorlar. Ankara'nın göbeğinde Hacı Bayram'da yapılıyor bunlar. Konya'da yapılıyor, Adıyaman'da yapılıyor. İstanbul'da yapılıyor, toplu oturuyorlar, toplu namazlar kılıyorlar. Nasıl Müslümansa insanları katlederek Müslüman mı olur bu ülkede? Bütün bunları kontrol etmesi gereken kimdi? Bakın, Nide'ye kadar geldiler IŞİD militanları. Reyhanlı'da eylem yaptılar gene bu insanlar. Cilve gözünde eylem yaptılar bu insanlar. Musul konsolosluğunda bizim 49 vatandaşımızı rehin aldılar. IŞİD'e karşı ciddi, bakın altını çiziyorum, IŞİD'e karşı ciddi hiçbir önlem alınmadı. Neden? Biz de bu soruyu soruyoruz. Neden? Orada patladı canlı bomba. 32 yurttaşımız hayatını kaybetti. Biz yine bir sorumluluk duyarak dedik ki parlamentoda tatile girmez böyle bir dönemde parlamento. Zaten gelen 32, çok soru var. Bu 32 vatandaş. Evet, 32 vatandaşımız. Hayat gencecik çocuklarımız bunlar. Hayatını kaybetmiş. Milletvekilleri tatilde, olmaz dedik. Toplanalım.
bir araştırma önergesi verelim. Bakın hükümete yönelik değil bakın. Bir araştırma önergesi verelim. Dört parti bir araya gelsin. Dört partinin içinde bu konularda uzman milletvekilleri var. Bu olayı soruştursunlar, araştırsınlar, baksınlar. Milletvekillerinin önüne bir rapor koysunlar. MHP ve AKP hayır dedi. Araştırmaya gerek yoktur dedi. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Lafı çok dolandırmadan sormak istiyorum. MHP sizin için bir hayal kırıklığı oluşturdu mu? Evet. Ben de kısaca öyle söyleyeyim. Evet. Yani böyle bir bugünkü gelinen tabloda MHP'nin size göre oluşturduğu hayal kırıklığının neticesi midir? Çünkü pek çok çağrı yaptınız. Yaptığınız çağrılar çok sert geri dönüşler oldu. Meclis başkanlığının seçimindeki son bu meselede. Evet. Artı bir de isterseniz yavaş yavaş... Hem teröre karşı en sert demeçleri vereceksiniz. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 32 çocuğumuzun hayatını kaybettiği terör olayı dolayısıyla araştırmaya gerek yoktur diyeceksiniz. Ben bunu anlayamıyorum. Bunun adı siyaset olamaz. Bunun adı siyaset olamaz. Ölen insanların siyasi, ideolojik tutumları, siyasetçilerin o meseleye bakarken farklı tavır almasına mı yol açıyor? Çünkü Sayın Bahçeli'nin söylediği bir cümle vardı. Hiç aklımdan çıkmıyor. Ne işleri vardı orada? Diğerbir ilk sorulması gereken soru. Orası yabancı bir ülke mi? O değil. Ya da HDP mitinginde bomba patladığında bütün siyasilerin aynı anda tepki koyması, göstermesi gerekmiyor mu? Ya da gerekir. PKK askerlerimizi şehit ettiğinde tüm partilerin bir araya gelerek ortak bir tavır alması gerekmiyor mu? Bütün bunları bir araya getirmeyen siyasette neler bozuldu ki? Hangi taşlar oynadı ki? Sayın Davutoğlu dedi ki, dört siyasal parti bir araya gelelim, teröre karşı ortak bir bildiri hazırlayıp imzalayalım. Ben olur dedim. HDP ve MHP, hayır biz altına imza atmayız dediler. Şimdi ben bu siyaseti anlayamıyorum. Emin olun anlayamıyorum. Ya biz ülkemizin çıkarlarını mı savunacağız? Kendi ikbalimizi mi savunacağız? Gencecik çocuklar hayatını kaybederken biz ne yapacağız? Koltuk derdine mi olacağız? Bunu kabul etmek mümkün değil. Efendim ölenler bizden değil veya benimle aynı dünya görüşünü paylaşmıyor. Olabilir efendim. O insan benim insanım mı? Bu ülkenin insanı mı? Bırakın bu ülkenin insanı olmasını. Herhangi bir yerde bir terör eylemi olduğu zaman dünyanın herhangi bir yerinde yüreğimiz acıyor. Bir insanın hayatı böyle bir kaosun içinde yok edilemez. Edilmemeli. Buna siyasetçi olarak bırakın siyasetçi. İnsan olarak isyan etmeliyiz. İnsan olarak. Bu yanlıştır diyebilmeliyiz. Peki efendim. Bu dönemde bir başka parti, ben CHP'nin yaklaşımını merak ettiğim için sorma ihtiyacı hissediyorum. HDP'nin terör olaylarını yeteri kadar kınamadığı ve PKK'ya silahı bırak çağrısı yapmadığı şeklinde hem MHP hem AK Parti hem de toplumda genel bir kanaat oluşmaya başladı. Bu konuda sizin bir belirlenmiş bir tutumunuz, tavrınız var mı? Bu konuda bir çağrı yapmayı düşünür müsünüz? Demokrasiyi savunuyorsak, İnsan haklarını savunuyorsak, parlamenter düzeni savunuyorsak, halkın iradesine saygı göstereceksek ve anayasal, yasal sınırlar içerisinde siyaset yapacaksak, bütün siyasetçilerin, partisi ne olursa olsun ve bütün partilerin teröre karşı açık, net tavır takınmaları lazım. Efendim bu bizimle aynı dünya görüşünü 3 aşağı 5 yukarı paylaşıyor diye ben onu görmezlikten geleyim diye bir lüksümüzün olmaması lazım. HDP'nin de, MHP'nin de, CHP'nin de, AKP'nin de teröre karşı ortak tavır takınması lazım. Terörü lanetlemesi lazım. Terörün bir insanlık suçu olduğunu söylemesi lazım.
Terörü asla bu topraklarda yaşatmamalıyız. Teröre karşı ortak mücadele etmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman zaten biz teröre karşı o zaman mücadelede başarılı oluruz. Beraber omuz omuza bir miting dahi, yani görüyorsunuz Avrupa'da bir terör eylemi oluyor. Milyonlarca insan sokağa çıkıyor. Evet. Sağcısı, solcusu, liberali, evet, herkes. Fakat Türkiye'de böyle bir tepki dahi konulamıyor. Bundan dahi korkuluyor. Yani bu havayı seçimler yaptık, hani bu seçimler bitti herhalde, evet, diyoruz ki yeni bir dönem, bütün bunlardan, bütün bunları rahatlıkla aşabileceğimiz bir döneme gireceğiz. Fakat giderek güvenlikçi politikaların ağır bastığı bir sürece doğru girdik. Bizim dediklerimizi yapsalardı, en başta bizim dediklerimizi yapsalardı, bu olay çoktan çözülürdü. Çözüm konusunda çok ciddi adımlar atılırdı. Ama bizim önerilerimizi hiç dikkate almadılar. En son Sayın Arınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşurken bizim en azından bu konudaki bazı yaklaşımlarımızın doğru olduğunu söyledi. Evet, doğruydu. Bakın, hiç üstümüzde sanki vazifeymiş gibi biz İngiltere'ye de, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de yapılan toplantılarda bu tür terör olayların önlenmesi ve buradan bir toplum, bir ulus, bir ülke nasıl çıkar? Bu konuda pek çok uluslararası toplantılar oluyor. Biz muhalefette olmamıza rağmen biz bu toplantılara milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik, görevlendirdik. Gidin bakın dedik onlara. Nasıl çözmüşler bunlar? Biz de benzer çözümleri kendi ülkemizde üretebiliriz. Çünkü bu terörün silahla önlenemeyeceğini, silahla sonlandırılamayacağını 30 yıllık, 32 yıllık deneyim bize gösterdi. 40 yıllık deneyim bize gösterdi. O zaman oturup akılcı yöntemlerle bizim bunu çözmemiz lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Ortak aktı oluşturmamız lazım. Bir şekliyle Türkiye'yi bu beladan kurtarmamız lazım. Kurtarırsak çok büyük bir başarı elde edeceğiz. Kurtaramazsak olay büyür. Eğer olay uluslararası bir sürecin parçası haline dönüşürse olayı çözmekte çok daha zorlanırız. Nitekim bazı gelen bilgiler, örneğin ben bakıyorum Türkiye'de PYD ile ilgili söylenen, evet, şeyler, PKK ilişkisi biliniyor, kabul. Evet. Ama IŞİD operasyonu yöneten tümgeneral Kevin Kliye diye bir Amerikalı diyor ki YPG, IŞİD karşı güçlerden oluşan Suriyeli Kürt grubunun parçası olarak IŞİD'e karşı koalisyon için son derece güvenilir ve emindir diyor. Şimdi biz de bu koalisyondayız ama bir yandan PKK, yani ortada çok anlatılması, açıklanması, evet, yani çok anlaşılır gibi değil. Yani bir taraftan IŞİD'le mücadelede koalisyondayız. O koalisyonun içerisinde koalisyonun komutanı, yani operasyon yöneten komutan diyor ki YPG bunun bir parçasıdır. Biz YPG'yi terörist olarak ilan edip onunla mücadele ediyoruz. Yani dolayısıyla bölgede sorunun çözümünün parçası mıyız yoksa hala sorunu muyuz? Evet. Çok anlayamıyorum ben. Ülkeyi yönetenlerin herhangi bir hamleye karşı, olası bir hamleye karşı nasıl tavır takınacaklarını düşünüp ve ona göre politika oluşturmaları lazım. Bürokrasinin varlık nedeni budur. Siyasetin de aslında bir anlamda varlık nedeni budur. Hükümet edenlerin de varlık nedeni budur. Siz burnunuzun dibindeki olayları görmezlikten geldiniz. Bakın, ta en başından beri Suriye politikasının yanlışlığını söyledik. Orta Doğu bataklığıdır dedik. Buraya girmeyin dedik. Girerseniz bakın çok ciddi sorunlar çıkar dedik. 2 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Kimin yüzünden? Uyardık defalarca. Yapmayın dedik. Yaptılar. Bakın, IŞİD olayı gündeme geldiğinde, Kobani olayları gündeme geldiğinde ilk kez yine biz IŞİD'e karşı çok net tavır takınılması gerektiğini söyledik. Yine görmezlikten geldiler. Şimdi olayın boyutları büyüdü. Daha da büyüyecek. Orta Doğu'da sınırlar yeniden çiziliyor. Artık bunu bütün dünya görüyor. Şimdi siz eğer geleceği iyi görmez ve ona uygun politikalar oluşturmazsanız kaybeden Türkiye olur. Bakın, bütün dış politikada kaybeden Türkiye oldu. Hangi başarımız var dış politikada? Soyutlanan bir Türkiye çıktı. Ne dendi? Türkiye yalnız kaldı dedi.
Buna da çıktılar, dediler ki bizim yalnızlığımız değerli bir yalnızlıktır. Hangi ülke bütün dünyadan soyutlandığı zaman bunu değerli olarak tanımlar? Ve Türkiye yalnız. Mısır'la niye kavga ediyoruz biz? Hangi gerekçeyle Mısır'la kavga ediyoruz? Irak'la hangi gerekçeyle biz kavga ediyoruz? İran'la ilişkilerimizi neden bozuyoruz biz? Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi niye donduruyoruz biz? Bakın, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz çıkıyor değil mi? Mısır üzerinden gidecek. Türkiye gene sınıfta kalacak. Yazık, günah değil mi bu ülkeye? Kazandığımız bütün birikimleri, kazandığımız bütün saygınlığımızı yitiriyoruz. Yazık, günah bu ülkeye. Dolayısıyla dış politika meselesi önemli. Belki buradan da şu sorunun cevabını bulmak istiyor toplum. Böylesine karamsarlığın arttığı bir dönemde seçim, ya iradenin, milli iradenin yansıdığı bir hükümet kurulacak mı, kurulmayacak mı? Yoksa tekrar bir seçime mi gideceğiz? Dolayısıyla o noktada sizden bazı bilgileri de edinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu koalisyon görüşmeleri yürüten parti, evet, sizsiniz. AK Parti ile beraber telaffuz etmekte bile zorlanıyorum ama bir ön inceleme, ön görüşme, kavram olarak, evet, bakın gene söyleyemedim. Yazıyorum kullanmadığımız için söyleyemiyorum. Hiç önemli değil. Evet, yani böyle bir ön müzakere yapıyorsunuz. Evet. Birbirinizi, evet, tanıma, evet, amaçlı. Evet. 13 yıldır tanıyamadım iki parti birbirini. Bu kadar uzun süre geçti. Çok merak ediyorum. 2 ay geçti seçimin üzerinde. Sanki ülkede bir seçim yapılmamış havasında, yani en azından bir vatandaş olarak, evet, benim gördüğüm. Bu çok normal bir şey mi? Hayır, normal değil. Normal. Peki ne görüşüyorsunuz? Şimdi bakınız, Türkiye'nin bu kadar sorunları varken bir seçim yaptık. Seçimden çıktık. Milli iradeye saygı mıyız? Hep mi saygılıyız? Biz saygılı değiliz diyen hiçbir siyasi parti yok. Ama bunu söylemek ayrı, milli iradenin gereğini yapmak ayrı. Koalisyon tablosu çıktı. Evet. Biz yine sorumlu bir parti olarak çıktık. Yine kendi parti meclisimizde 14 maddeden oluşan koalisyon ilkelerini açıkladık. Dedi ki, koalisyon kurmak istiyorsanız şu ilkelerden biz yola çıkacağız. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, 12 Eylül darbe hukukunun arındırılması, siyasi ahlak yasasının çıkarılması, refahın tabana yayılması ve güçlü bir sosyal devlet gibi özgürlük alanlarının genişletilmesi gibi 14 tane ilke belirli. Bu ilkeler aslında evrensel ilkeler. Yani hiçbir siyasal partinin ya ben bunu reddediyorum diyeceği ilkeler değil. Neden bunlardan yola çıktık? Çünkü bu ilkeler yara almıştı. Demokrasinin onarıma ihtiyacı vardı. Ve Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı. Ben şunu söyledim. Bütün bu sorunları aşmanın Türkiye'nin önünde 5 temel sorun alanı var. Bakın, onları da size söyleyeyim. 5 temel sorun alanı var. Birincisi dış politika. Yeni bir dış politika ihtiyacımız var bizim. Güven veren bir dış politika ihtiyacı var. Türkiye'ye saygınlık kazandıracak bir dış politika ihtiyacımız var. İkinci sorun alanımız ekonomi. Ekonomi. Evet. Geldik, duvara dayandık. Her 10 kuruş Türk lirasının değer kaybının maliyeti 18 milyar lira. Bu faturayı bu ülkenin insanları ödüyor. Yeni bir ekonomi politikasına ihtiyacımız var. Güven veren bir ekonomi politikasına ihtiyacımız var. Üçüncü sorun alanı eğitim. Hangi veli çocuğun eğitimden memnun? Hangi eğitim politikası var Türkiye'de? Bana izlenen politikanın bir eğitim politikası olduğunu, pedagogların belirlediği, eğitimcilerin belirlediği bir eğitim politikası olduğunu kim söyleyebilir? Her 3 yılda, 2 yılda bir değişen bir eğitim politikası. Bakana göre değişti. Var. Olmaz. Stratejik alandır. Yeni bir eğitim politikasına ihtiyacımız var. Türkiye'nin bilgi toplumunu yakalamaya ihtiyacı var. Türkiye bu treni kaçıramaz. 4. alan. Türkiye darbe hukukuyla Türkiye yönetiliyor. Hala darbe hukukuyla yönetiliyor. Anayasanın değişmesi lazım. Darbe hukukunun arındırılması lazım. Yeni bir özgürlükçü, demokrasiyi derinleştiren bir anayasaya ihtiyacımız var. 5. sorun alanımız Kürt sorunu. Bakın,
5 temel Türkiye'nin çözemediği sorun alanı var. 5 temel sorun alanı. Nasıl Kürt çözülecek? Sorunu dediğiniz şeyde bugün gelinen yakıt bugün ne kadar geldiğimiz yakıcı şey, Kürt sorunu, evet. 5 temel sorun alanını çözmek için güçlü, yüksek profilli bir hükümete ihtiyaç var. Yani parlamentoda yeterli sayısal milletvekili ağırlığı olan bir hükümete ihtiyaç var. Yine bu 5 sorun alanından Türkiye'yi çıkarmak için böyle geçici bir hükümete değil, 4 yıllık bir hükümete, bir seçim döneminde olan 4 yıllık bir hükümete ihtiyacımız var. Eğer biz bunları yapabilirsek, bu hükümetin 4 yıl olması, bu hükümetin bu sorunları çözmesi için de koalisyonu oluşturacak partilerin birbirlerine güvenmeleri lazım ve samimi olmaları lazım. Yani şimdi bu görüşmeler birbirinize güven duyup duymadığınızı mı ortaya çıkaracak? Hayır. Yani? Belli başlıklar altında bizim görüşler soruluyor. Biz onları aktarıyoruz. İşte Kürt sorunu, dış politika, eğitim, ekonomi, sosyal politikalar. Biz kendi görüşlerimizi aktarıyoruz. Neden bu kadar uzun? O bizim elimizde olan bir şey değil. Sayın Davutoğlu'na görev verilmiş. Sayın Davutoğlu böyle bir süreci izliyor. MHP ile de görüşüldü. Biz görüşülmesini de isteriz. MHP ile de görüşülsün. Diğer partilerle de görüşülsün. Bizim açımızdan bir sorun yok. Biz şunu düşünüyoruz. Bakın biz bunu yaptığımız zaman bazı çevreler CHP erken seçim istemiyor, erken seçimden kaçıyor diye yorum yapıyorlar. CHP hiçbir zaman erken seçimden kaçmaz. Niye kaçalım erken seçimden? Ama bu sorunlar eğer kurulacak bir koalisyonla çözülemezse, yarın tek başına bir iktidar geldiği zaman çözmesi çok daha zor bir sürecin içinde olacak. Karşı karşıya kalacak. Yani bir yüksek profilli bir tek başına yüksek profilli bir iktidar çıkma şansı sıfır. Onu söyleyeyim. Sıfır. Tablo çok fazla değişmeyecek. Bu maliyeti bu ülkenin insanların sırtına vuramayız. Seçim maliyeti çıkacak ortaya. Kim ödeyecek bu maliyeti? Siyasiler ceplerinden mi ödüyorlar? Hayır. Vatandaşın sırtından ödüyoruz. Bakın siyaset sorunları çözmedir. Siz sorunları çözme konusunda iktidar oluyorsunuz. Sorun yaratmak için değil. Türkiye bugün 5 temel sorun alanının içindedir ve bocalıyor sorun alanlarında. Peki efendim, şimdi bu koalisyon görüşmelerinde biraz daha detaya girmek istiyorum. Gelen sorular da var, gün boyu sorular da geldi. Kısacık bir reklam aramız var. Hemen ardından şu detaylara biraz girmek istiyorum. Evet. Kısa bir reklam arası efendim. Evet efendim, kısa bir reklam arasından sonra tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'yla, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla söyleşimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Koalisyon en çok merak edilen konulardan birisi. Buraya gelmeden evvel işte oğlum tatilden geldi, 14 evet. yaşında. Gelir gelmez bana aynen şu soruyu sordu. Dedi ki baba seçime gidiyormuş dedi Türkiye. Nereden çıkardın oğlum dedim. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı dedi, Sayın demedim, Cumhurbaşkanımız evet. dedi. Cumhurbaşkanımız evet. dedi. Koalisyon istemiyormuş, seçime gidiyormuşuz dedi. Ben de haklı olabilirsin dedim. Evet. Şimdi bunu anlatmamın nedeni şu, toplumda şöyle bir algı var. Aslında burada bir top çevriliyor. Türkiye bir seçime gidecek. Sadece bir seçime gidildiğinde masadan kalkan taraf olup da seçmenden dayak yeriz diye sanki taraflar hükümet kuruyormuş gibi yapıyor gibi bir algı var. Evet. Bunun faturası toplum size mi keser, AK Parti'ye mi keser, başka partilere mi keser bilmiyorum. Ama bu algı giderek güçleniyor. Hani bunu 14 yaşındaki çocuğun saflığına verebilirim ama. Şöyle söyleyeyim. yani oğlunuz son derece güzel bir tespitte bulunmuş aslında. Şimdi bakınız, sağlıklı işleyen bir demokraside Cumhurbaşkanı'nın görevleri vardır. Seçim olmuştur. Doğal olarak en çok oyu alan partinin liderine hükümeti kurma görevini vermiştir. Teamüllere uygun mudur? Uygundur. Ondan sonra karışmaz. Görevini yapar, kurarsa kurar, kurmasa gelir, görevi iade eder.
Siz görev veriyorsunuz. Görev verdikten sonra da başlıyorsunuz. Koalisyon olmaz, koalisyon kurulamaz. Hemen seçime gitmemiz lazım. İşte şudur budur ve başlıyorsunuz konuşmaya. Ya arkadaş sen başbakan mısın, cumhurbaşkanı mısın? Başbakanın görev alanına niye müdahale ediyorsun? Bakın ben bütün samimiyetimle söyleyeyim. Sayın Davutoğlu gerçekten de oturup bir koalisyon kurmak ve ülkeyi sorunlardan arındırmak istiyor. Bakın samimi olarak ben bunu hissediyorum. Buna inanıyorsun. İnanıyorum da ben buna. Fakat Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi izin vermiyor. Ortalığı karıştırıyor. Çin'e gidiyor, Türkiye'nin iç işleriyle konuşuyor. Efendim Endonezya'ya gidiyor, Türkiye'nin iç işleriyle konuşuyor. Uçağa geliyor, Türkiye'nin iç işleriyle. Uçağa gidiyor. Konuştuğu bütün alanlar başbakanın görev alanlarıyla ilgili. Ya ülkeyi yöneten başbakan. İzin ver bir yönetsin. İzin ver o konuşsun. Sabah akşam niye konuşuyorsun arkadaş sen? Şimdi öyle bir noktaya geldik ki bütün sorunların kaynağı oldu. Hani var ya kendi iktidarı için, kendi pozisyonu için, kendi koltuğu için ülkeyi ateşe atmak gibi bir şey. İnsaf ya, insaf. Ülkeyi düşün. Şehitlerimiz geliyor. Hiç düşünüyor mu acaba ya? Bu şehitler niye geliyor? Hangi gerekçeyle bu şehitler geliyor? 13 yıl sen yönettin bu ülkeyi. 13 yıl. Ne oldu da Türkiye bu hale geldi? Bütün bunları düşünmüyor. Bakın emin olun yarın kalkacak CHP'yi suçlayacak. Ben adım gibi biliyorum. Çünkü beyefendi hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor. O zaman konuşmayacaksınız. Yerinde zamanda konuşacaksınız. Makamın hakkını vereceksiniz. Siz kalkıp da başbakanın görev alanına niye müdahale ediyorsunuz? Hükümeti kurmakta görevli olan o. Kurar veya kurmaz. Her şeye müdahale ediyorsunuz. Ama sonuçta da Sayın Davutoğlu bir irade sergilerse hükümette kurulabilir. Yani en nihayetinde bundan ama izin mı? Bakın şimdi her şeye müdahale. Her şeye müdahale. Niye her şeye müdahale ediliyor? Koalisyon şimdi bakın seçimi gündeme getiren kim? İlk telaffuz eden kim? Sayın Bahçeli'den sonra Sayın Erdoğan. Seçime gitmeliyiz. Ülke koalisyonlarla yürütülmez. Peki bir daha koalisyon çıkarsa bir daha mı seçime gideceğiz? Yani bu mantıkla bakarsanız. Buna bakarsanız tek başına iktidar oluncaya kadar sabah akşam hep seçim. Hep seçim. O zaman bu ülkede demokrasi sorgulanır hale gelir. Demokrasi sorgulanır hale gelir. Çünkü bir kişinin iradesiyle ülke yönetiliyor. Algısı çıkar ortaya. Bir kişinin iradesi. O ne diyorsa ona göre. Beni tek başıma iktidara getirin, olur seni tek başına getirir. 13 yıl getirdik. 13 yılda ne yaptın bu ülkeye? Niye bu analar ağlıyor? Neden bu gözyaşları böyle geliyor? Neden Suriye batağına Türkiye'yi soktun? Esat, Esat, Esat diyordun. Ne oldu? Bize ne Suriye'nin iç işi? Mısır'a gittik. Ta Mısır'a bulaştık. Bakın. Roro seferleri kaldırıldı. Cezayı kim çekiyor? Türk. Bizim ihracatçımız çekiyor. İran üzerinden gidiyorlar. Evet. Yazık günah değil mi? Maliyete bakın kaça çıktı. Ekonominin geldiği hale bakın. Dilim varmıyor krizlemeye. Dilim varmıyor. Yani sonuçta bu ülkeyi düşünüyoruz hepimiz. Peki dönersek demin hatırlayamadığım istikşafi görüşmeler yarın son yapılacak. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi CHP'nin 14 ilkesi var. Açık evet. Diyor. Evet. En nihayetinde 14 ilkeyle Türkiye'nin 5 temel sorununu beş temel çözmek sorundan istiyorum. Sorununu çözmek istiyorum. Şimdi sonuç olarak hükümet kurma görevi sizde değil. Evet. Birinci partide, en yüksek oy alan partide evet. Ve doğal olarak evet. Da demokrasi temayülleri evet. Gereği de bu görev verildi. Evet. Şimdi normalde size bir teklifle gelmesi gerekmiyor mu? Yani şunun şurasında Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi tekrar seçime götürmek için geri kaldı 20 gün. 20-25 gün kaldı. Evet, evet. 2 ay geçti görev evet. Vesaire. Şimdi bu süre içerisinde varsayalım ki koalisyon yapılmadı. Evet. Olmadı. Hı. Yani
Benim merak ettiğim şu, normalde size bir teklifle gelinmesini beklemiyor musunuz? Yani siz ya çünkü böyle de eleştiriliyorsunuz. Evet. Ya masaya vurun artık elinizi diye bugünlerde gazetelerde ben köşe yazarları görüyorum. Evet. Yani adeta masayı devirmenizi isteyen insanlar var. Var. Niye devirmiyorsunuz? Bakın hatta bugün Sayın Bahçeli bile top çevirmeyi bırakın da hükümeti kurun dedi. Evet. Ya hükümeti kurma konusunda iradeyi sizin mi sergilemeniz gerekiyor? Sayın Davutoğlu'nu mu? Sayın ve ne zaman bekliyorsunuz Sayın bunu? Sayın Davutoğlu'nu sergilemesi lazım. Onlar pazartesi son görüşme olacak. Şimdi bakın biz en başından beri daha görev verilmeden önce Sayın Davutoğlu'na görev verilmeden önce ilkelerimizi açıkladık. Gayet açık. En hazırlıklı partiyiz. Onu söyleyeyim bakın. Koalisyon konusunda neleri istediğimiz, neleri yapmak istediğimiz konusunda en hazırlıklı parti biziz. İlk sürede neler yapılabilir, son sürede neler yapılabilir, arada neler yapılabilir, Kürt sorunu nasıl çözülebilir, anayasa değişikliklerinde neleri istiyoruz, eğitimde neleri istiyoruz. Bütün bunların tamamını bize sordular bu süre içinde. Biz de hepsinin cevabını verdik. Biz bunları istiyoruz dedik. Ya bu bahsedilen süreç içerisinde aslında bunların tamamı zaten bilinmiyor mu? Evet, bu yeni bir şey mi söylediniz arada? Bunların tamamı zaten ediyorum. Bizim seçim bildirgemizde vardı. 150-200 sayfalık bir seçim bildirgesi. Sanki bizim seçim bildirgemiz Meydan Larus'ta 24 ciltte acaba içinde ne vardır diye araştırma yapıyor. O görüşmelerde şöyle şey mi var? Şundan vazgeçer misiniz diye mi soruyorlar sizi? Hayır. Ya da siz... Hayır. Yani bizim görüşler soruluyor. Belli başlıklar altında. O görüşlerimizi biz ifade ediyoruz. Sosyal devletle ilgili politikamız nedir? Söylüyoruz. İşte örneğin emekliye 2 maaş, asgari ücret 1500 lira gibi. Efendim işte siyasi etik diyor. Siyasi ahlak yasasının çıkması lazım diyoruz. Bizim görüşümüz burada budur. Anayasa değişiklikleri konusunda 12 Eylül darbe hukukunun değişmesi, onun alt açılımları olarak %10 seçim barajının kaldırılması, oran olarak görüşümüzü soruyorlar. Oran olarak %5'in makul olabileceğini ifade ediyoruz. Yani her konuda Kürt sorunu nasıl çözülür? Sayın Erdoğan'a götürüp verdiğimiz belgenin aynısını veriyoruz. Kürt sorunu ancak böyle çözülebilir. Parlamentoda bir komisyon oluşturulması lazım. Onun dışında gerçekleri araştırma komisyonu kurulması lazım. Eş zamanlı çözülmesi lazım. Samimi ve dürüst olarak bu sorunun çözülmesi için çaba harcanması lazım diye. Bunların hepsini çok, anlatıyoruz. Çok özür dilerim. Çok garip değil mi? Yani bizim bildiğimiz şeyleri tekrar mı anlatıyorsunuz? Tekrar anlatıyoruz. Yani kamuoyunun bildiği şeyleri tekrar anlatıyorsunuz. Tekrar anlatıyoruz. Evet. Bunun bir faydası olacak mı? Yani şöyle şeyler konuşulmuyor mu? Bakanlık, Adalet Bakanlığı benim olsun. CHP'ye yönelik. CHP'ye ya da istiyor yönelik, musunuz diye şu bakanlıklar. Hiçbir suçlamanın olmaması lazım. CHP'ye yönelik. Efendim biz bilgi istedik bize vermediler kimse dememeli diyememeli. Efendim görüşmeler şu takvim içinde olacak. Olabilir. Bizim elimizde değil ki. Sayın Cumhurbaşkanı yetkiyi Sayın Davutoğlu da vermiş. Sayın Davutoğlu da iyi niyetlerle yola çıkmış durumda. Kurulur veya kurulmaz. O kendilerini bileceği iş. Biz bilemeyiz ama biz Türkiye'yi çağdaş bir toplum yapma, Türkiye'yi uluslararası arenada yeniden saygın bir zemine oturtma konusunda kararlıyız. Düşüncelerimiz var. Açık, net, kamuoyuyla paylaştık. Bütün bunların hepsini söyledik. Elbette arada tartışılacak konu olacak. Bakın şu gerçeği de hem bizim hem kamuoyunun çok iyi bilmesi lazım. AKP için bir koalisyon kurmak zordur. CHP için de zordur. AKP için niçin zordur? 13 yıldır tek başına ülkeyi yönetiyor. Şimdi tek başına yönetemeyecek ve kendisine 13 yıldır muhalefet eden bir partiyle yan yana gelecek. Bizim için niçin zor? 13 yıldır eleştirdik şu yanlıştır bu yanlıştır diye. Şimdi yanlıştır dediğimiz o politikaları uygulayan bir partiyle yan yana geleceğiz. Dolayısıyla bütün mesele şu. Biz Türkiye'nin ortak çıkarlarında bir araya gelecek miyiz gelmeyecek miyiz? Sorun alanlarını söyledim. 5 temel sorun alanı. 5. Altıncısı yoktur bakın. Kuşkusuz çok soru var ama Türkiye'nin 5 temel sorunu aşması lazım. Bu 5 temel sorunu aşacak güçlü bir iradeye parlamentoda ihtiyaç var. Eğer diyorlarsa ki CHP'nin 5 temel sorun alanı doğrudur.
14 ilkeden yola çıktığımızda biz bu sorun alanlarının tamamını gideririz. Parlamentodan destek alırız, toplumsal desteği alırız. Biz bu sorunu çözeriz diyorlarsa buyurun çözelim. Ben çok özür... Eğer biz masadan kalkarsak çok özür diyecekler ki özür dilerim. Hı. Diyecekler ki ya tam dış politikayı soracaktık. CHP dedi ki ya biz masadan kalkıyoruz. Peki masadan kalkıp da dış politikadaki politikasını bize anlatmayan bir partiyle biz nasıl koalisyon kuracağız? Tam Kürt sorunu soracaktık. Masayı devirdiler. Olur mu böyle şey dediler. Şimdi biz dediğim gibi seçim olur olmaz o ayrı bir şey. Ama biz samimi olarak seçim olursa işte anketler diyor CHP'nin oyu 1-2 puan artar diye gazetelerde yazılıp çiziliyor. Biz bilsek ki erken seçim Türkiye'nin sorunlarını çözer, vallahi yarın sabah erken seçim yapalım deriz. Türkiye öyle bir sorunlar yumağıyla iç içe ki bu sorunları ancak güçlü bir iktidar çözebilir. Bunun farkına hepimizin varması lazım. Bu sorunu çözmek için, bu temel sorunları çözmek için parlamentonun yeniden Türkiye'nin gerçeklerine dönmesi lazım. 12 Eylül darbe hukukundan bu ülkenin kurtulması lazım. Türkiye'nin çağdaş uygarlık yolunda ciddi, tutarlı, önemli adımlar atması lazım. Türkiye'nin üniversitelerinin bilgi üretmesi lazım. Türkiye'nin bilgi toplumunu yakalaması lazım. Türkiye'nin katma değeri yüksek ürünler üretmesi lazım. Daha ne söyleyeyim ben? Çok, çok özür dilerim ama ben dinlerken sizi şöyle bir şeye kapıldım. Şimdi siz bildik şeyleri, açıkladığınız şeyleri tekrar anlatıyorsunuz. Evet. Ama sonuçta bir ortaklık yapacaksınız. Siz de onlara şu dış politikanızı nasıl değiştireceksiniz bir anlatın diyor musunuz? Onlar da yani karşı tarafta anlatıyor mu? Nasıl geçiyor bu? İki tarafta konuşuyor tabii. Yani öyle ama bir, ağırlıklı olarak bizim görüşler merak ediliyor. Sizin... Onların politikalarını biz zaten biliyoruz. Onlar bizi keşfetmeye çalışıyorlar. Bizim hangi politikaları savunmak istediğimi ya da savunduğumuzu ya da önerdiğimizi öğrenmek istiyorlar. Peki kaldı işte büyük ihtimalle önümüzdeki hafta pazartesi günü yarın bir görüşme var. Daha sonra da eğer koalisyon kurmaya karar verilirse size gelecekler Sayın Davutoğlu oturacaksınız. Evet. Hızlı bir şekilde herhalde artık ondan sonra bir sonuca varılacak, kamuoyunda açıklanacak. Evet. Varsayalım ki koalisyon olmadı. Şimdi bir seçime gidilecekse eğer nasıl gidilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Bir seçim hükümetiyle mi gitmeyi tercih edersiniz? Bir seçim hükümetiyle bakın. Yoksa bir azınlık hükümetiyle mi gidilmesini seçime istersiniz? Seçime kim götürecek? Sayın Cumhurbaşkanı. Görevi kime verdi? Teamüllere ve anayasaya uygun olarak en çok oy alan partiye verdi. Evet. Anayasada ne diyor? Koalisyon kurulamasa Cumhurbaşkanı seçime götürür. Nasıl 116. götürecek? 116. madde. Seçim hükümetiyle götürecek. 114. madde. Evet. Şimdi buradan da kaçırayım. Ben gene istediğim model bir hükümet kurayım. O hükümete göre seçime gideyim. Bu Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratır. Siyasetin üstüne gölge düşürür. Seçimlere de şaibe düşürür. Yani seçime gidecekse bu ülke bir azınlık hükümetiyle gitmemeli. Kesinlikle. Anayasadaki 114. maddede yazan başbakanın belirlediği kişinin oluşturacağı bakanlar kurulu bütün partilerden aldıkları oylarına eşit oranda onu da herhalde Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belirliyor gördüğüm kadarıyla %14. Evet. 114. maddeye göre 114. gidilecek. Maddeye göre efendim biz 114. maddeyi tanımayız. Siz anayasayı tanımıyor musunuz? Siz eğer parlamentoyu seçime taşıyorsanız o zaman 114. maddenin gereğini yapacaksınız. Buna göre götüreceksiniz. Peki bir azınlık hükümeti de götüremez mi? Yani sayın... Azınlık hükümeti. Onu Sayın Bahçeli'ye sormamız lazım. Sayın Bahçeli destek verirse AKP'nin azınlık hükümetine, tabii azınlık hükümeti seçime götürebilir. Benim bildiğim Sayın Bahçeli eğer seçime gidilecekse, nasıl gidilecekse gidilsin, bir an evvel gidilsin dedi. Dolayısıyla bu azınlık hükümeti meselesini bir kenara atmadı. Yani nasıl giderse gidilsin dedi ama sizin için bir sorun olduğunu anlıyorum ben. Türkiye için bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz azınlık hükümetiyle seçime gidilmesini. Zaten mevcut yönetim bir azınlık yönetimi. Bakanların önemli bir kısmı zaten parlamentoda, milletvekili değil. Dolayısıyla
Eski hükümet görevine devam ediyor. Yeni hükümet kuruluncaya kadar. Bu da yanlış mı? Hayır, yanlış değil. Bu da teamüllere uygundur. Bakın, doğruya doğru, yanlışa yanlıştır. Bu da teamüllere uygundur. Şimdi önemli olan burada, eğer hükümet kurulamıyorsa 45 gün içinde Sayın Cumhurbaşkanı seçime götürecek. Söylüyor zaten, seçime götüreceğim diye. O zaman anayasanın 114. maddesine uygun olarak götürmesi lazım. Ama eğer bir azınlık hükümeti kurulma olasılığı varsa, öyle bir imkan çıkarsa ortaya, yine görev verilir. Kime görev verilecekse ve hangi parti azınlık hükümetine güven oyu verecekse açıklamasını yapar. Artık ona göre de bakarız. Sayın Bahçeli mi olur, Sayın Demirtaş mı olur, onu bilemem. İki partiden birisinin destek alması lazım. Veya genel kurula girmeyerek çoğunluğu AKP'nin sağlamasını ortam hazırlanır. Bir soru da, vaktimiz daraldı, evet, biliyorum. Yayında bitirmemiz gerekiyor. Bir koalisyon olmaz ise ve bir erken seçime gidilir ise, temayüller gereği işte Sayın Davutoğlu'na AK Parti'ye bu görev, evet, verildi. İkinci olarak da size verilecekti. Evet. Size bir görev, hükümeti kurma görevi verileceğini düşünür müsünüz? Düşünüyor musunuz bu durumda? Temayüllere uyulursa görev verilmesi lazım. Verilmesi lazım, evet, diyorsunuz. Evet. Peki böyle oranlar, şeyler çok popüler yapılıyor. Bugün bir koalisyon kurulma ihtimalini yüzde kaç verirsiniz vatandaş açısından? Türkiye'de en iyi çalışan hükümetlerden birisi rahmetli Ecevit'in hükümetidir. Üç parti bir araya gelerek bir koalisyon hükümeti kurdular. Anayasanın 65 maddesini değiştirdiler. Bakın, 1-2 değil. Anayasanın 65 maddesini o koalisyon hükümeti değiştirdi. Türkiye'nin ekonomide en ciddi, en köklü önlemlerini aldılar. Ve çok ağır bedel ödediler. Bakın, ağır bedel ödediler. AKP ile bir koalisyonun bizim için de ağır bir bedel olduğunu biz farkındayız. Ama eğer ülkenin çıkarları, eğer öne alıyorsak, bu ülkenin içinde bulunduğu bataktan çekip çıkarılması gerekiyorsa, biz bu sorumluluğu alacağız. Sorumluluktan kaçamayız. Siyaset aynı zamanda sorumluluk üstlenme demektir. Sorumluluk üstleneceğiz. Oran kaç olur? Oran bizim elimizde değil. Onu Sayın Davutoğlu söyleyecek. Benim oğluma göre olur mu, olmaz mı? Bakın, %10 bile değil. Yani. Bakın, ben size gayet açık ve net CHP'nin kurallarını, ilkelerini söyledim. Bu ülkelere uyulur veya uyulmaz. Bizim elimizde değil o. Karşı tarafın bileceği bir şey. Karşı taraf bize herhangi bir öneri de getirmiş değil şu ana kadar. Olur ya, onlar da bir öneri getirirler. Biz de şunları öneriyoruz. O zaman bir müzakere çıkar zaten ortaya. Ortada bir müzakere alanı yok zaten şu anda. Görüşmeler tamamlandıktan sonra CHP olası bir koalisyonda şunları istiyor diye tek taraflı bir beyan öbür tarafa gitmiş olacak. Öbür taraf ne söyler onu biz bilmiyoruz. Peki efendim, vaktimiz bitti. Kısa bir röportaj için bir saatlik bir zaman istedik. Sağ olun, verdiniz. Umarım önümüzdeki hafta Türkiye açısından umutlu haberler duyarız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Siyasette umutsuzluğa kapılmamak lazım. Evet, bugünlerde Türkiye güzel bir ülke. Türkiye görkemli bir ülkedir, güçlü bir ülkedir. Umutsuzluğa yer vermememiz lazım. Bütün sorunların üstesinden gelebilecek kapasitesi vardır bu ülkenin. Yeter ki bu ülkeyi sorunları bilen, öngörüsü güçlü kişiler yönetebilsin. Gene anladığım kadarıyla öyle masayı vurmak, masayı devirmek gibi şu anda bir yaklaşım içerisinde değilsiniz. Yok, evet. Arada bir içinizden geliyor mu? Hayır, arkadaşlar görüşüyorlar, tartışıyorlar zaten, düşüncelerini aktarıyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Tamam, sağ olun. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla özel bir röportajla karşınızda olduk efendim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.